Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim Kevser suresini okursa Allahü Teala ona cennet nehirlerinden su ikram eder. Kullarım her bir kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah'a manen yaklaşmak için kesilen nafile kurbanların sayısınca kendisine 10 sevap yazılır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebter. Kevser suresinin anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan senin düşmanındır. Kevser suresini 100 defa okuyanın tüm istekleri gerçekleşir, muradı kabul olur. Dünyalık yahut ahiret için her ne istenirse, bir hacet için veya bekar bir insan için, evlilik veya çocuk için istenirse, Allah-u Teala'nın izniyle istediği her şey gerçek olur. Sabah namaz saatine kalkmak isteyen yatmadan önce 3 defa okursa maksadı yerini bulur. Çok uyuyan bir kişi erken kalkmak isterse Kevser suresini okumalıdır. 100 defa okuyan rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Salavat getirerek ve inanarak okuyan bir kimse inşallah Peygamber Efendimiz'i rüyasında görecektir. Bir oturuşta 1000 kere okumak çok faziletlidir. Her türlü dünyalık hacet için yağmur yağarken okunursa dileği kabul olur. Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar. Kalpteki kin, haset gibi kötü duygular silinir, yerini Allah'ın izniyle inşallah iyi ve sahih duygular alır. Her gün okumak hasımların kinini engeller. Çünkü bu sure Peygamber Efendimiz'e haset eden oğlu Kasım'ın vefatından sonra Peygamberimize soyu kesik demeleri üzerine bu sure nazil olmuştur. Bu yüzden düşmanın şerrinden emin olmak için Kevser suresi okunmalıdır. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, İzzetime yemin ederim ki Kevser suresine kim inanarak ve sevabını umarak okursa o kulumu affederim buyuruyor. Bu sureyi yazıp üzerinde taşıyan kişi her türlü bela ve musibetlere karşı güvenceye alınır. Bu sure hakkında denilir ki, her kim bu sureyi okumaya devam ederse Allah'a huşu içinde ibadet eder. İbadetlerinde huzur ve huşu bulur. Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmek isteyen cuma günü yatsı namazından sonra 1000 defa Kevser suresi okursa rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Allah-u Teala az olan bu sure ile çok şeyler anlatmıştır. Peygamber Efendimiz'in zürriyetinin kıyamete kadar dünyaya şeref vereceğini anlatmıştır. Peygamber Efendimiz ve ona inananları Kevser gibi büyük mükafatların beklediğini, fakat asıl zelil duruma düşecek olanların onu inkar edenler olduğunu bildiriyor. Büyük sırlarla dolu olan bu sureyi her gün okumaya gayret etmeliyiz. Sevabına ve faziletine inanarak okumak okuyanı özel kılacaktır. Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir. 3 ayetten oluşur. Kevser suresi mushaftaki sıraya göre 108. iniş sırasına göre 15. suredir. Adiyat suresinden sonra Tekâsür suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Adını ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak çok hayır anlamına gelen Kevser kelimesinden alır. Kevser suresinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah'a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Kevser suresini okursa Allah-u Teala ona cennet nehirlerinden su içirir. Kulların her bir kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah'a manen yaklaşmak için kesilen nafile kurbanların sayısınca kendisine tam 10 hasene yazılır. Bazı rivayetlere göre her gün okumak hısımların kinini engeller. Sabah istediği saatte uyanmak isteyen yatmadan önce 3 kere okursa Allah'ın izniyle sabah namazını kaçırmaz.
Bu mübarek Kevser suresinin iniş sebebi hakkında şöyle söylenmektedir. Peygamber Efendimizin muhterem oğlu Hazreti Kasım vefat edince As bin Vail dedi ki, Hazreti Muhammed Mustafa'nın nesli artık kesildi. Ebter kaldı. O ve diğer müşrikler erkek evlat sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktan men etmek istiyorlardı. İşte bu kafirlerin böyle batıl düşüncelerini reddetmek için Kevser suresi nazil olmuştur. Kısa bir sure olmasına rağmen pek çok hakikatlere işaret etmiştir. Peygamber Efendimizin ilahi korumaya mazhar ve birçok nimetlere nail olduğunu beyan etmiş, ona tabi olanların kurtuluş ve selamete ereceklerini, muhalefette bulunanların da Allah-u Teala'nın kahrına uğrayacaklarını ifade etmiştir. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da da 14.000 takipçiye ulaşmak üzereyiz. Instagram sayfası olan her arkadaşımı Instagram'a davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram sayfası olan herkesi mutlaka Instagram'a bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.